Arkadaşlar merhaba. Yeni bir güne bakış videosuyla birlikteyiz. Ee, yaklaşık bir saat var kapanmasına. Biz alacağımızı aldık arkadaşlar. Göreceğimizi gördük. Artık bu saatten sonra zaten cuma çok karışmaya gerek yok etliye sütliye arkadaşlar. Şimdi bir, bir Silver Bullet e, trade'i aldık. Bunun videosunu yayınladım. Üzerinden gideceğiz. Bir de sabah ememeksemsel. Sel ona, ona arkadaşlar videosunu çekemedim. Kusura bakmayın. Yani trade girişi yaptıktan sonra arada bir bakabildim. Yani biraz emindim o trade'in başarılı olacağından. Sadece girişimiz ve hedefimiz var. O kadar bir de hıza dikkat demişim. Onun üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın dikkat ederseniz aldığımız iki trade de beriş bugün arkadaşlar. Yani ikisi de beriş. Zaten biliyorsunuz yani berişiz. Hele ki dün bir 350 dolarlık bir move vardı arkadaşlar açıldıktan sonra zaten bunun emareleri zaten bununla alakalı uyarıları ben her gün yapıyorum. Şimdi isterseniz çok uzatmadan Silver Bulut'umuza geçelim. Çok kaliteli bir Silver Bulut arkadaşlar. Bize ICT nasıl öğrettiyse aynı şekil bir Silver Bulut. Yani hani Silver Bulut saatleri bu saatler içerisinde hızlanacak dediğimiz Silver Bulut'lardan değil. Yani Silver Bulut'un yani nasıl bir Silver Bulut olması gerekiyorsa o. Şimdi üzerinden gidelim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Bakın. Şimdi tekrardan başlatayım ben bunu. Şimdi durduracağım arkadaşlar geldiği zaman. Bakın ben videoyu başlattım. Bakın bazı arkadaşlar diyor ki, hocam genelde video yani trade girişi alır almaz başlatıyorsunuz videoyu nasıl girdiğinizi görmüyoruz. Ya arkadaşlar benim yani trade yapmam bile bir mucize ya. Çok aşırı derecede yoğunum iş yerinde arkadaşlar. Yani sabahtan akşama kadar toplantı birinden çıkıp birine giriyoruz. Yani işte bir ara işte böyle denk geldiği zaman çok yoğun değilken videolar çekebiliyorum ve girişleri zor yakalıyorum bazen. Zor yakalıyorum. Bakın ya sabahleyin mesela e, ki sabahki trade'i kayıt bile edemedim yani. Çünkü biliyordum ben üzerinden gidemeyeceğimi. Toplantı önemli bir toplantıydı. E, o yüzden arkadaşlar trade girişimi yaptım ve giriş ve çıkışı gösterdim sadece. Ama bu silver boot'ta müsaittim. Bunun üzerinden şimdi gideceğiz arkadaşlar. Bakın. Şimdi gördüğünüz gibi trade girişi yapmadım. Bakın buraya pop yaparsa bakın buraya yaparsa giriş yapacağız demişim. Bak giriş yapacağız dediğim şu an neredeyiz? Buralardayız. Biraz oynatacağım bakın daha da aşağı gidiyoruz. Daha da aşağı gidiyoruz. Bakın arkadaşlar nerelere gittik? Şimdi bakın durdurdum. Bazen gerekli zamanlarda plan değişikliği yapmanız gerekir. Şimdi yani ben aslında buradayken buraya pop yapınca girmeyi planlıyordum. Ama arkadaşlar oradan daha da aşağıya indikten sonra düşündüm. Bakın burada bir tane daha value gap var. Bu bir dakikalık. Hemen buraya bir value gap çiziyorum. Ve düşündüğüm pop'ın biraz daha altından alma için plan değiştiriyorum. Bakın biraz ilerleyelim. İlerleyelim arkadaşlar. Bakın, gördüğünüz gibi şu an ilk plan oydu ama bakın ne oldu? Çok aşağıya indik. Ben hemen ikinci FVG'yi çizdim ve hemen değiştirdim bakın gördüğünüz gibi. Yani daha e, yukarı çıkarken planı değiştiriyorum. Bakın bu FVG'yi. Plan neydi? Bunda mesela giriş yeri burasıydı. Hemen aşağı çekiyorum. Artık kafamda benim buraya geldiğinde almak var ve mü müthiş bir pop yapıyor bizim için resmen mükemmel bir yani ve bakın girişi yaptım gördüğünüz gibi hemen orta noktası mükemmel bir giriş yani FVG'nin orta noktası her zaman planlanan arkadaşlar. Bu silver buluta ben neden mükemmel bir silver bulut diyorum? Bakın silver bulutlarda silver bulut saatlerinde agresif bir hareket varsa o agresif hareket yapılan hareket o ayak agresif hareketin devamında oluşan FVG'lerden giriş yapıyoruz. Silver Bullet'un en sade ve en basit anlatımı budur arkadaşlar. Bazı Silver Bullet örnekleri daha önce gösterdim. Yani aynı mesela yön içerisinde yap, yapılan eğer bullishse ise pullback'lerde giriyoruz ama bu mesela müthiş agresif bir hareket. Müthiş yani bu mesela bu Silver Bullet ee, zaten biz beriş breaker'ımızı gördük. Bakın ne dedik? High, low, higher high, lower low. Zaten beriş breaker'ımız var. Zaten silver bullet saatleri içerisindeyiz. Bakın unicorn. Bu unicorn silver bullet gördüğünüz gibi. Hele ki bakın burada bir SMT var. Az sonra göstereceğim bu SMT'yi. Bunu ben dikkate bile almıyorum. Dikkate bile almıyorum. O da var aslında yani. Şimdi girişimiz mükemmel. Hedefimiz ne? Bakın, hedefimiz ne? Bakın burada az sonra çizeceğim. Şu gördüğünüz ben burada target olarak belirttim ama bu sıfır dediği burada bir sell side likiditesi var arkadaşlar. Az sonra çizeceğim onu. Hedef bu, sell side likiditesi. Bir de bakın bu breaker'ın highdan lowa Fibonacci çektiğimizde bir standart deviation da buraya denk geliyor arkadaşlar hemen altına. Yani hem bir standart deviation hem sell side likiditesi yani olabilecek en harika target arkadaşlar. En harika target. Bakın bundan sonra devam edelim. İşte bundan sonra neler oluyor? Trade girişimiz bir dakikalıktan diyoruz burada. Trade devam ediyor burada. Bizim işte yani bakın görüyor musunuz? Sell side likiditesi çizdim. Sell side likiditesi hedef 95 puan yaklaşık 2000 dolar. Ve bu şu gördüğünüzü geçtikten sonra zaten alacağınız zaten belirtiyoruz arkadaşlar. Burayı kırdıktan sonra önüne çıkacak tek engel şu buradaki FVG onu da zaten geçip alıyor. Yani burada yol üstünde olanlar mesela bize ben bu tekrardan buraya geldiğinde bakın buraya geldiğinde size bir şey daha göstereyim. Bakın buraya geldiğinde tekrar bakın burayı bu FVG'yi bir red ediyor. Ama burada reaksiyon çok önemli. Bakın bu reaksiyon eğer bu reaksiyon devam etmiş olsa ben trade'den çıkacağım. Buranın geçmesini istemiyoruz. Buradaki reaksiyonun durumuna göre hareket ediyoruz. Burada arkadaşlar yani bazen planlarınız olmaz. Zarar etmeden gerekiyorsa çıkmanız gerekir. Bakın biraz daha devam edelim. Ben orada yazacağım zaten. Bakın burada ee, az sonra notu bak. Bu candle eğer geçerse çıkmaya hazırlanmamız lazım diyorum. Çünkü neden? Bakın çünkü neden? Ne dedik? PDRA, PDRA, ICT, PD, FVG'lere, order block'lara, volume imbalance bu tür konseptlere genel olarak PDRA diyor ICT. Şimdi burada bakın bu order block, buluş order block burada bir kere ee, bunu geçtik. Bu PDRA'nin birinin kırılması demek. Eğer ki bakın burada ...bu breaker'ın şu noktası... ...breaker'ın bu noktası... ...bir de bu order bulağımız var... ...eğer ki bunu zaten geçmiş olsa... ...artık bizim ikinci PDR'imizin de... ...artık... E, ...yerle bir olduğu yani... E, ...reject ettiğini görüyoruz... ...ve ondan sonra artık eğer ikinciyi de... ...ikinci PDR'yi de orada delerse... ...artık diyoruz ki... ...bu olmayacak... ...trade'den çıkıyoruz artıdayken... ...ama ne oldu... Tam istediğimiz yerden bakın, tam böyle reaksiyon çıkmaya hazırlanmamız lazım dediğinden hemen reaksiyonu görüyorsunuz arkadaşlar. Müthiş reaksiyon, reaksiyon mükemmel. Tam istediğimiz gibi zaten. Bundan sonra zaten hem bu order bulak, hem bu order bulak. Bakın burada da bir order bulak var. Onların zaten hızlıca geçtiğini görüyoruz arkadaşlar. Tam istediğimiz yerlere gidiyor. Size bir şey daha göstereceğim az sonra. Bakın bu şu gördüğünüz sarı bu nereden çıktı diye sorabilirsiniz. Az sonra size grafik üzerinde göstereceğim. Wicklerin orta noktası çok güzel bir level'dır arkadaşlar. Bakın Wicklerin şu gördüğünüz Wicklerin orta noktası çok güzel bir level'dır. Şu gördüğünüz bir saatlik Wick'in orta noktası bakın ne oluyor gördünüz mü? Order bulağa denk geliyor. Bakın reaksiyonu görüyor musunuz? Bu reaksiyonlar, bu reaksiyonlar bakın bir saatlik Wick'in orta noktası. ICT'nin çok sıkça bahsettiği wicklerin orta noktasının sağlam level'lar olduğu, özellikle higher time frame'ler için olduğu için size onu göstermek istedim. Bakın buradaki FBG'den son bir kez daha bir son çırpınışlar var arkadaşlar. Daha sonra daha sonra devam edelim. Bakın gördüğünüz gibi istediğimiz gibi arkadaşlar hızlanarak hızlanarak bakın nasıl hızı görüyor musunuz? Şu hızı görüyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bakın burada bizim likiditemiz var. O likidite alınacak arkadaşlar. O likidite alınacak. Eğer ki buradan tekrardan bir pop yapacaksa o likidite alındıktan sonra yapılacak. O yüzden e, hareketlerin ne kadar güzel olduğunu bakın. Boom'umuzu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi alıyor likiditemizi ve trade girişimiz ve trade çıkışımız çok çok güzel. Çok güzel bir trade arkadaşlar. Şöyle isterseniz biraz büyüteyim. Bakın burada e, öncelikle buraya pop yapmasını istiyoruz ama düşüş o kadar sert ki bir anda plan değiştiriyoruz. Diyoruz ki artık bir dakikalık FVE'ye gelirse oradan alacağız. Çünkü bizim ilk planda buralardayken yapıyoruz planımızı. Daha da aşağı gidiyor arkadaşlar. Daha sonra bir dakikalık fair value -well reaksiyonu görüyorsunuz. Bu bizim için güzel bir şey arkadaşlar. Özellikle tekrardan buraya şu gördüğünüz candle'ların reaksiyonu bizim artık alacağımızı gösteriyor. Order bloğa olan reaksiyonlar bir saatlik fib wick diyor. Bakın bir saatlik bir saatliğe geçelim size göstereyim onu. Reset dediğimizde bakın. Gördüğünüz gibi bakın bir saatlik candle'ın orta noktası. Çok güzel bir level'dır arkadaşlar. Özellikle higher time frame'lerden geldiği zaman. Şimdi hocam diyeceksiniz bu şu gördüğünüz fib noktaları nedir diye soracaksınız. Bakın sıfır diyor ya bakın bu sıfırı da bizim biraz daha değiştirmemiz lazım. Bu bir haftalık candle'ın bir haftalık candle arkadaşlar. Çok karıştı şu anda ya şunu biraz daha büyüteyim bakın şunu biraz daha oynatmam lazım bu noktaya. Şimdi ne oldu? Bu bizim aslında TGIF modelimiz arkadaşlar. Cuma günleri eğer ki cuma günleri sağlam bir düşüş yani bu bizim bir haftalık candle'ımız haydan lava. Bu alt noktası artık değişken ne yazık ki yani tam belirleyemiyoruz. Son bir saat son 20 dakika 45 dakika son saat makrosunda yukarı doğru 20 seviyelerine en kötü %10 veya 20 seviyelerine PAP ee, pop yapması bekleniyor TGIF'de. Bunlar son saat makrosunda kullanabileceğiniz bir model veya son cuma günleri öğleden sonra kullanacağınız bir model ama biz ben sadece bir e, size göstermek açısından çizdim yani. Bir dakikalığa geçelim tekrardan. Şu an çok karıştı bütün notlar olduğu için. Bakın görüyor musunuz? PAP yapıyor. Yüzde on minimum yüzde on seviyelerine gelme ihtimali var. Belki 20'lere kadar bile çıkabilir yani. Bakacağız, göreceğiz. Belki de buralarda kalabilir. Yani cuma günü belli olmuyor. Ama bu TGIF'i de size gösterdim. Eğer bu videonun sonuna doğru oralara gelirse veya gelmezse bakarız. Siz cuma günü kapanışa bakarsınız arkadaşlar. TGIF modelimiz bir haftalık candle'da Haydan Lava Fibonacci çektiğimizde bir hafta boyunca olan hareketin tersi yönünde bir retracement yani oraya doğru bir çekilme bir pop yapma veya geri çekilme gibi bir bir e, TCIF modeli var şeyin e, ICT'nin. Onlarla alakalı bir video gösteririm size. Bir video çekeriz yakın zamanda arkadaşlar. Şimdi bizim ICT Silver Bullet'umuz bu. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bir de ilk trade'imize bakalım. Bakın ilk trade'imize bakalım. MMX sell modelimiz. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar çok temiz, çok temiz. Bizim konsolidasyonumuz burada. Yani bu konsolidasyonu görmek çok basit. Gördüğünüz gibi hani bunun bir konsolidasyon olduğunu görebilirsiniz ve yukarı doğru bir akümülasyon var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Zaten biz berişiz. Biz güzel bir pop bekliyoruz short etmek için. Değil mi? Short etmek için bu da normalde bir bir günlük order block aslında arkadaşlar. Şu yeşil çizgide bakın nasıl reaksiyonu görüyor musunuz? Hayır time frame'den gelen bir order block. Yani ondan sonra gösteririm size. Yani bu konsolidasyonu ve akümülasyonu görmemek zaten yani çok net yani arkadaşlar. Şimdi biz bu akim bunu gördüğümüzde bazı arkadaşlar acele ediyorlar. Hocam burada bir buy veya sell modeli var mı? Buy veya sell MMXM sell modelini arkadaşlar görmek başlangıç olarak güzel tamam olabilir ama biz ne zaman buna MMXM sell veya buy model deriz? Second stage distribution'dan sonra. Çünkü biz yani bunun buradan devam edebilir yani bilemeyiz. Bizim beklentimiz konsolidasyonu görmek, akümülasyon ve, ve reversal'ı görmek. Şimdi bakın MMXM sel modelinin şu MMS'den sonra, MMS oluştuktan sonra arkadaşlar %70'i oluşmuş oluyor. Bize geride kalan %20-25 second stage distribution da belli olur. Bizim bu manipülasyonu görmemiz lazım arkadaşlar ki tamam bu bir sel modeldir deyip giriş yapabilirim. Zaten konsolidasyonu görmek çok zor değil aslında. Bunu görüyorsunuz. Bu papıda da görüyorsunuz akumulasyonu. Zaten bir MSS'imiz var arkadaşlar. Market Structure Shift gördüğünüz gibi. Ondan sonra artık Market Structure Shift'ten sonra bizim beklentimiz arkadaşlar bir FVG'ye geri dönüş. FVG'ye geri dönüş. Arkadaşlar bu şu şuna bir first stage distribution diyebilirsiniz buna. Çünkü bakın burada da bir market kırılması var. Bakın burada da bir market kırılması var. Ya yani bu market kırılmaları yani valid yani. Bunlar market kırılması mı hocam? Değil mi diye sorarsanız bakın bu da bir market kırılması. Bu da bir market kırılması. Yani buradaki market kırılmasından sonraki birinci defa ilk girişte bakın hem buraya hem de buraya first stage distribution diyebilirsiniz. Bu özellikle bu kesinlikle bir first stage distribution arkadaşlar. Çünkü bizim istediğimiz market kırılması en güzel market kırılması oluşan yer burası. Bu market kırılması oluştuktan sonra bir FVG geri dönüş ve first stage distribution var. Bizim artık bu saatten sonra beklediğimiz bir manipülasyon. Kits giriş yapabilirim. Burada gördüğünüz gibi istediğimiz gibi bir manipülasyon oluyor ve ben trade girişi tam net hatırlamıyorum nereden burada bir yerden bu yeşilin buraya girdiği andan itibaren bir market market girişi yaptım arkadaşlar. Ondan sonra zaten yani second stage distribution'un sihiri yani. Şu hızı görüyorsunuz yani. Hızlı bir şekilde hedefimize ulaşıyor zaten. Burada hıza dikkat demişim. Yani bunun videosunu alamam, alamadım ama gerçekten çok güzel. Biliyorsunuz zaten bunun videosu çok kısa sürer yani uzun bir video değildir. Çünkü girdikten sonra zaten alması yani burada girmesiyle arması arasında arkadaşlar yani yarım saat falan var. Yarım saat 40 dakika falan var yani. Çok net bir MMXM Cell modeli. Şimdi arkadaşlar bakın bir sabah aldık, bekledik. Cuma günü öğlen arası yani zorlamaya gerek yok. Zorlamaya gerek yok. Ben zaten benim kızı doktora götürdüm. Bir check-up'ı vardı. Bunu aldıktan sonra saat 10 gibi çıktım ben evden buranın saatiyle. Bu civarlarda yani 11 diyor mesela New York saatiyle. Ben 10 gibi çıktım evden. Geri geldiğimde, geri geldiğimde bakın oluşan bu oluşanı gördüm ve hem Silver Bullet saatimize denk geliyordu hem de zaten Berish'iz kafadan hem de beriş Breaker var. Yani o kadar çok üst üste şey bindiği zaman artık bunların almak lazım arkadaşlar. Bu trade'leri kullanmak lazım. Acele etmeden mesela bir bazı arkadaşlar şu aceleyi yapıyorlar. Hocam SMT oluştu. SMT oluştu hemen girelim. Bakın SMT de göstereyim size. Buradaki SMT'yi. Bakın burası. Burası. Şunu ben bir kapatayım şuradan. Ee, buydu galiba. Height old drawings. Tamam bunu kapattık şimdi. Daha sonra geri açarız. Bakın. Bu candle'a bakın. Bu candle burası. ES'deki burası. Gördüğünüz gibi bu candle'da likidite alınıyor burada. Ama burada likidite arkadaşlar alınmıyor. Gördüğünüz gibi burada bir SMT var. Ama bu SMT'yi görü görmez giriş yapmak yanlış arkadaşlar. Yanlış. Yani burada mesela SMT'yi aldım hocam, giriş yaptım deyip de güzel mesela para kazanabilirsiniz ama arkadaşlar her zaman olmayabilir bu. Burada sadece bir SMT var, bir Turtle Soup, bir tane model üzerinden giriyorsunuz. Bakın saat döndükten sonra 1.56. Hani belki buna ha, hocam şeye, silver bulut saatlerine yakındı. O yüzden girdim deseniz anlaşa, anlaşabiliriz bakın o konuda. Çünkü SMT, Turtle Soup'la beraber silver bulutu yani Silver bulut saatleri olmasa da 5 dakika kalmış yani. Ama en güzel arkadaşlar en güzeli birkaç modelin birleşmesi. O hareketi bir görmeniz lazım. Bakın şu sert hareket zaten size diyor ki bu aşağı gidecek diyor. Hele ki burada bir kırılma var. Bearish breaker var. O zaman artık tamam diyorsunuz. Yani düşünsenize bir Turtle Soup ve SMT var. Silver bulut saatleri, bearish breaker yani unicorn oluştu. Bearish unicorn. Yani 3 tane model zaten. Bu saatten sonra tek yapmanız gereken FVG'ye geri dönüş. Buyurun. Bizim girdiğimiz yer burası. Yani burada girmedik de burada girdik. Atıyorum 150 200 puan yapmadık da 100 puan yaptık. Kötü mü arkadaşlar? Değil ama daha garanti yaptık. Yani o hesaplar niye patlıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu yüzden patlıyor. Hocam niye bizim hesaplarımız patlıyor diyor arkadaşlar. Arkadaşlar, hesaplarınızın patlamasının en büyük sebebi Kovalıyorsunuz, FOMO yapıyorsunuz. Biz top veya bottom kovalamıyoruz. Bakın bunu unutmayın. Top ve bottom kovalamıyoruz. 2-3 tane modelin birleşmesini bekliyoruz ki ve bu modeller birleştikten sonra giriyoruz ki arkadaşlar o zaman hem bir kontrat kullanıyoruz hem birden fazla model kullanıyoruz. İşte o zaman bizim hesaplarımız patlamıyor. Bizim hesaplarımızın patlamamasının hesa sebebi bu. Birincisi fomo yapmıyoruz. ikincisi tap ve batım kovalamıyoruz. Üçüncüsü de acele etmiyoruz arkadaşlar. Saatlerimizi bekliyoruz. Bakın time and price ICT'nin bastıra bastıra söylediği arkadaşlar. Time silver bulut saati bakın bu benim ikinci silver bulut. Dün de silver bulut vardı. Bugün de silver bulut. Her gün silver bulut var. Her gün. Her gün üç tane silver bulut saati var. Bu Bunlar tükenmez arkadaşlar. Acele etmeye gerek yok. Biri kaçarsa öbürü gelir. Garantiye alın. 2-3 tane modelin birleştiğini görün. Pullback bekliyorsanız yani ala, bekley beklediğiniz pullback'in güzel ayarlamanız lazım bu risk buffer'ı için. Yani bunları üst üste birleştirdiğiniz zaman hesaplarınızın patlamadığını göreceksiniz başka bir tane arkadaşımızın dediği hocam benim işte bir canlı para hesabım var bir işte top step hesabım var birinde güzel yapıyorum öbüründe güzel yapmıyorum diyor. Kendisine de komentlerde söyledim arkadaşlar bakın her hesaba ayrı ayrı e, e, kullanmayın yani şöyle diyeyim. Bir tap step hesabınıza nasıl kullanıyorsanız öbür hesabınızı da öyle kullanın. Yani bunların hiçbir farkı yok. Hocam evaluasyon da böyleydi, funded da böyle. İşte bunları farklılaştırdığınız zaman başarılı olamazsınız zaten. Ya sizin o 50 dolar verip bir tane daha evaluasyon alırım değil. O 50 dolar değil, o 50 bin dolar. Yani 2 bin dolar olarak bakmazsanız her zaman kaybedersiniz. Evaluasyon da aynı, funded da aynı, gerçek para da aynı. Hepsi aynı bakacaksınız arkadaşlar. Bunun sırrı bu. Bunu ne zaman yaparsanız o zaman başarılı olursunuz. Arkadaşlar bir tane takipçim CSID yani Change in State of Delivery. Bunun hocam videosunu çeker misiniz dedi. Yani burada burada şu an güne bakışta gösterebilecek bir şey değil. Onunla alakalı video hazırlamam lazım. Onun videosunu yakında hazırlarım. Ee, daha başka soru soranlar yoktu. Bunlar haricinde hocam bu işte hesap patlatma ile alakalı, alakalı sorular isterseniz bugünü kapatalım. Zaten yarın büyük ihtimal bir haftaya bakış yaparız. Orada daha da konuşuruz. Ama bugünlük arkadaşlar bu kadar güzel bir sel modelimiz sabah oluştu. Yine Silver Blue saatlerine yakın. Yine yani Kill Zone saatleri içerisinde. Silver Bullet ikinci Silver Bullet'umuzu aldık. Arkadaşlar time and price. Time çok önemli. Gerekli zamanları bekleyin. O zaman trade'leriniz daha hızlı sonuca ulaşır. Güvenin bana. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım e, her şey istediğiniz gibi olmuştur. E, bugün de güzel paralar bu hafta kazanmışsınızdır. E, güzel bir haftayı geride bıraktık. Arkadaşlar merak etmeyin. Acele etmeyin. Yeter ki hep beraber kazanacağız. Siz yeter ki pes etmeyin. Yeter ki çalışmaya devam edin. Ee, olacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Eyvallah. Bugünlük bu kadar.